Herkese yeni videomuzdan sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar, çok güzel bir hava var. Şöyle dışarıya çıkalım dedik. Neredeyiz tam olarak? Narlıkuyu tarafındayız. Şöyle göstereyim size birazcık etrafı. Hem biraz dedik hava alalım. Ben malum evde bayağı kötü oluyorum. Hala geçmedi öksürük. Şimdi biraz iyiyim. Bilmiyorum, açık hava ya da deniz havası iyi geldi. Biraz böyle açıldım. Ben oturuyorum vallahi burada, keyfime bakıyorum. Çayımı içiyorum, cips yiyorum, çekirdek. Keyif yapıyorum ben burada. Benimkiler de balık tutuyorlar. Tutarlarsa inşallah, gelirse. Öyle güzel bir hafta sonu geçirelim dedik. Şimdi arka kameraya geçiyorum ve size şöyle güzel manzaralar gösteriyorum. Eşim burada tutmaya çalışıyor. Ozan Efe orada. Şurada birileri daha var şu ilerlerde. Burası böyle kayalık bayağı. Karşıları görüyorsunuz. Ana yol zaten hemen orada, araçlar geçiyor bakın. Şuradan yukarıdan indik. Geldik burada, böyle iskele gibi bir yer var, oraya kurduk. İşte dediğim gibi çayımız, çekirdeğimiz. Karşısı da çok güzel, böyle çam ormanı sanki. Şu karşı tam. Bayağı güzel görünüyor. Deniz alabildiğine güzel bugün. Hava mis. Ben hasta olduğum için çok çıkamadım günlerdir dışarıya. Bir doktora git gel işleri, o kadar. Şeyi de getirdim. Örgü. Örgümü de yapacağım birazdan. Bakalım tutarlarsa göstereceğim size. Çok güzel ya. Şu karşıda da evler var. Böyle bahçeler falan. Güzel. Bulutların güzelliğine bakın. Pamuk gibi. Hava sıcak. Şeyle duruyoruz. Sivitle duruyoruz. Montumuzu aldık ama. Şimdilik sivitle idare ediyoruz. Bakalım. Oo, güzel dalga geldi. Bazı takipçilerim diyor. Gittiğin zaman deniz kıyısına çek bol bol. Biz gidemiyoruz işte, burada deniz yok, özlemini çekiyoruz diye. Şöyle size biraz deniz manzarası göstereyim. Bizim küçük balıkçı. Geçen babasıyla gittiler akşam. İki tane küçük balık tutmuş. İnşallah bugün de tutar da biz de afiyetle yeriz onları. Şimdi ben şöyle hemen arkamızdaki yeri incelemeye geldim. Hani tam manasıyla ne olduğuna anlam veremedik. Böyle oturma yerleri var. Şurada masa gibi yapmışlar. Neydi bunlara? Palet. Paletlerden böyle oturma alanı yapmışlar. Şurada bir tane hamak varmış aslında. Ama yırtık. Böyle burada bir tesis var. Şimdi ne, oraya çıkacağım. Şurada mangal. Belki de burası mangal alanı gibi düşünülmüş olabilir. Şuradan merdivenlerden çıkalım. Kendin ye, şey, kendin pişir kendin ye derler ya. O tarz. Bakalım bakayım ne var ne yok. Burada çok güzel aslında sandalyeler varmış. Şu çamaşırlıkla devrilmiş rüzgardan büyük bir ihtimalle. Oturma yerleri. Yastıklar falan, baksanıza ne güzel. Ama neden böyle bırakılıp gidilmiş onu bilmiyorum. Şuradan bakalım bakayım ne var bu tarafta. Burada bir şey yok. Klimalar falan var, acaba kalma yeri mi? İnşallah kimse yoktur tabii ki. Galiba burası böyle apart otel tarzı sanki. Baksanıza.
Şurada bir oda, burada bir oda, burada bir oda. Öyle yapılmış. Mangal falan, oturma alanı. Şimdi çözemedim vallahi ne olduğunu. Ama çok güzel. Burasının benim olduğunu şöyle hayal edin. Burası benim evimmiş diyeyim mesela. Ay, şu balkondan ben hiç herhalde içeriye girmem iş yapma dışında. Yani şuraya atacaksınız sandalyeye. Of, denize karşı. Şu an hiç öksürmüyorum. Eşime diyorum, ben diyorum şuraya bir döşek atayım, burada yaşayayım en iyisi. Hiç öksürmüyorum çünkü. Gerçekten çok güzel bir manzara. Dün o kadar kötüydüm, sonra eşim dedi birazcık çıkartayım seni deniz havasına. İyi gelir diye. Gerçekten de iyi geliyormuş. Mersin'de birçok kalıntının bulunduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi antik tiyatro var arkadaşlar. Hemen Kız Kalesi'ne çok yakınıyor. Alanı da çok yakın. Biz de geçerken hocam da dedim inceleyelim. İncelerken de size bir çekim yapalım. Şurada. Yollarda bile kocaman kocaman kayalar var. Aşağıda farklı bir alan var. Şurada buradan çıkıyoruz galiba. Evet. Çıkalım bakalım. Basamaklar yok. Böyle tiyatromuzun bu şekilde. Şu an burada tabii ki Efes'tekinden daha küçük burası. Şimdi tiyatro kısmından indik. Size az önce söylediğim gibi şurada büyük bir kapı var. Buradan direkt şehre giriş yapılıyor. Hemen şehri yukarıdan size şöyle bir gösterelim. Büyük bir ihtimalle burası da böyle hani bizim eski evler gibi avlu kısmı gibi sanki. Tabii birçok sütun, işte birçok taş zamanla yıkılmış. Depremler, işte doğal afetler. Ama
ama yine de bunca yıldır varlığını koruması gayet güzel bir şey. Şu kapının bile yerinde oluşu çok güzel. Şimdi buranın tam olarak neresi olduğundan birazcık bahsedeyim size. Burası Mersin istikametinden geldiğimizde Ayaş'a doğru giderken sağ tarafımızda kalıyor. Üstelik burayı girip gezmek ücretsiz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bence çocukları alıp gelip gezilebilecek tarihi kalıntıları gösterebilecek çok güzel bir alan. Şimdi antik tiyatronun hemen alt kısmında, yani girişi sayılır aslında burası. Burada ne zaman inşa edildi, kim zamanında inşa edildi ve özelliklerini anlatıyor. Mesela diyor ki tiyatro milattan sonra 2. yüzyılın ilk yarısı ile Roma İmparatorları Marcus Aurelius Verus'un tahta geçtiği yıllar arasında inşa edilmiştir diyor. 2300 seyirci kapasiteli 23 sıra basamaktan oluşan tiyatro, tıraşlanan ana kaya üzerine harçlı molos taşlarının kullanılması ile inşa edilmiş. Yani nasıl yapıldığı, işte özellikleri hepsini anlatıyor. Şurada Türkçe yazıyor. Burada da diğer dillerde yabancılar da gelip buraya gezebildiği için onlara anlatıyor. Şurada da bir şeması var. Nerede olduğunuza dair. O şekilde. Şimdi size az önce yukarıdan çekim yaptığımız yer hemen aşağısındayız. Böyle daha yakından bir gösterelim istedik. Burada belli yerlerde tutumlar varmış aslında. Ama dediğim gibi deprem işte doğal afetlerde. Çok fazla bildiği şeref kanalı yok. Şimdi çok fazla bilgi yok dedim ama şurada geneli kısaca bir anlatan tabelaya denk geldik. Tarihi milattan sonra 2. yüzyıla kadar uzanan Roma kamu binası muhtemelen ticari bir meydandır diyor buranın alanına. İşte burası dikme lentolardan oluşan 7 girişli, etrafı kireç taşı, büyük blok duvarlarla çevrili 4 köşeli açık bir alandır. Yani burası ticaret amaçlı gelen insanların buluştuğu ortak bir alan. Çeşme varmış 2 tane. 7 adet girişi varmış. Bir tanesi burası, bir tanesi orası. 2 yaptı. Başka nerelerden giriş var? Zamanla kapatılmış. Bir orada kapı var, bir şurada kapı var. Bayağı geniş bir alan. Bayağı da farklı farklı şeyler var. Şunu tam bir anlam veremedim. Yılan gibi, timsah gibi. Bir tane burada var. Balık. Yarım kalmış balık. Bir büyük balık orada var. Küçük balık. Demek ki burası havuz. İşte. Burası da yine böyle küçük bir havuz gibi düşünebiliriz. Hatta yine mozaiklerden. Farklı farklı renklerde, bakın günümüze kadar gelebilmiş yani, o kadar güzel yapılmış. Balık desenleri var, birçok balıklar var. Belki de zamanında içinde balıklar da vardı yani, bilemiyoruz şimdi o yılları. Aslında çok güzel, çok değerli yerler bunlar. Günümüze kadar gelmesi zaten muhteşem bir şey. Yeni nesillerin de gelip görmesini tavsiye ediyorum. Biz balık tutma maceramızda orada bir şey bulamadık. Ya ufak tefek tıkırdadılar ama gelen olmadı. Şimdi Limonluk Halk Plajı'na geldik. Şu köprü hemen yol zaten. Şuradan da tatlı su geliyor bakın. Buradan tatlı su böyle geliyor ve denize karışıyor. Çok güzel değil mi? Ben denizin
Böyle kenarına gelince nefesim açılıyor. Arabaya biniyorum, başlıyorum öksürmeye. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Şuraya deniz kenarına bir kamp kurayım ben en iyisi. Şuralara bir yerlere. Vallahi toparlayana kadar öyle mi yapsam, ne yapsam? Bakın hiç öksürmüyorum. Çekim yaparken ya da işte telefonla konuşurken, birisiyle konuşurken öksürürdüm. Şöyle bakın. Hemen şurada günlük ağaçları. Şunlar günlük ağacı. Çok güzel gölgesi olur yazın. Benimkiler nerede? Gideyim bakayım bakayım. Ben bu tatlı suyun kenarına kadar indim. Şurada yumuşak bir toprak eşimliyor. Nasıl geri çıkacağım? Bakalım nasıl geri çıkacağım? Bir sopa bulmuştum. Ondan baston yapayım da öyle çıkayım. Şurada ben böyle kumsala uzandım. Benim amatör balıkçılar da buradalar. Kumsala uzandım. Bakın ne topladım. 5 tane birbirinin hemen hemen aynı taş topladım. 5 taş oynayacağım bunlarla. Çocukluğuma geri döneceğim. Çocuklarla 5 taş oynayacağım bunlarla. Şimdi çantama koyacağım. Hepsi de birbirinin aynı. Bir tanesi büyüktü. Sonra şu başka bir tane buldum. Çantama koyayım. Götüreyim inşallah. Burada biraz dalga var. Gerçi akşamüstü oldu. Ondan kaynaklanıyor galiba. İnsanlar hep böyle gelmişler. Da şurada şu arkada karavanda kalıyorlar. Buraya çekmişler. Şu an kebap yapıyorlar galiba. Duman olmuş her yer. Ama çok güzel ya. Sabah gel akşama kadar insan gitmek istemez buradan. Benim de hiç eve gitmeye niyetim yok. Bilmiyorum valla. Yani eve gidip ne yapacağız ki? Kararına kadar gezeriz. Bugün de böyle olsun. Biz gezmemizi tamamladık. Balık tutamadık. Yapacak bir şey yok. Bugün kısmetimiz yokmuş. Bizim eski eve çok yakın bir tam seti diye yer vardı. Orada yemek yeri var. Oraya geldik. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Canımız pide çekiyor. Oradan pide sipariş verdik. Çıkmasını bekliyoruz. Şimdi yemeğimiz gelsin. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Az kalmış bize geliyor sıra. Bayağı da bir kalabalık. Şöyle etrafı göstereyim. Buranın pidesi çok güzel oluyor. Hele de patates. Gayet güzel.